FM sektörün buluşma noktası EFSAMİT tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki panelimizde lüks ağırlama sektöründe gelecek senaryolarını masaya yatıracağız. Oturum sponsorumuz Nude. Moderatörümüzü davet etmek istiyorum. Gentleman dergisi genel yayın yönetmeni Sayın Feyzan Ersinan. Merhabalar, hoş geldiniz buyursunlar. Oturumda Sayın Ersinan'a eşlik edecek konuklarımız Akbar Otelleri Lüks Markalar Bölge Başkan Yardımcısı Sayın Uğur Talayhan, Paloma Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ece Tombul ve Divan Grubu CEO'su Sayın Murat Tomruk. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Ersinan, süreye riayet etmenizi rica ediyorum. Keyifli bir oturum diliyorum. Evet, kıymetli misafirlerim hoş geldiniz öncelikle. Metaverse'in aslında çok böyle konuşulduğu bir dönemde online olmayıp herkes Metaverse toplantı yaptım diye övünüyor. Bence evet. Gökhan Sözen'e bir alkış alalım. Gerçekten böyle bir dönemde böyle bir şey yaptık çünkü. Efendim malum zor bir süreç atlattık. Hala da atlatmaya devam ediyoruz ama etkileri yavaş yavaş azalıyor diye umuyoruz. Ben yıllardır lüks sektöründe iş yaptığım için bu session'da biraz daha sizlerin işlerinizde ne kadar başarılı olduğunuzu sektördeki herkes biliyor ama biraz daha lüks konuşalım istiyorum. Lüks derken de hani bunu çok da böyle hani ulaşılmaz işte uhrevi bir şey gibi değil de hani gerçekten çünkü artık lüksün tanımı değişti, daha ulaşılabilir, daha yaşanılabilir hale nasıl gelir diye bakıyoruz. Wall Street Journal'daki bir makaleden yola çıkarak size ilk sorumu soracağım. Tabii ki ilk önce hanımefendi Ece Hanım'la başlayacağım. Ünlü lüks modeli Louis Vuitton geçtiğimiz hafta iki haneli zamlar yapacağını açıkladı uzun yıllar sonra. Bunda da sebep 5 tane sayılıyor. Fiyat ayarlaması, üretim maliyetleri, ham maddeler, nakliye ve tabii ki dünyadaki enflasyon değişiklikleri. Bu da ister istemez sektörde ekstra bir hesap çıkarıyor. Nitekim bizim yaptığımız işte de yani otelcilik tarafında da gün be gün maliyetler artıyor. Tedarik zinciri deminki session'da da dinledik sekteye uğruyor. Aslında lüks gün geçtikçe daha lüks hale geliyor. Peki, pandemide zaten bir sürü zorlukla uğraştınız. Şimdi özel müşteriye nasıl hizmet vereceksiniz? Önümüzdeki dönem lüksü siz nasıl tanımlayacaksınız? Pozitif ayrımcılık dolayısıyla ben başlıyorum, değil mi? Şeyi ele alayım. Teşekkür ederim. Öncelikle herkes hoş geldi. Salonu böyle ilgiyle programın sarkmasına rağmen hiç böyle eksilmeden panellere katılımı görmek gerçekten çok mutlu edici. Pandeminin hayatımızda sadece lüks endüstrisinde değil ya da lüks seyahat endüstrisinde değil birçok şeyi değiştirdiğini görüyoruz aslında. Ben safça ya da naifçe çok doğruyu söylemem gerekirse ilk bu pandemi yaşanıp da o lockdownlar başladığı ve bütün şehirler, işte Londra'sı, Paris'i, Hong Kong'u vesairesi böyle hayalet şehirlere falan döndüğü zaman çok daha fazla umutlanmıştım. İnsanların bu süre geçtikten sonra daha sorumlu tüketim yapacaklarına, daha bilinçli davranacaklarına, kaynaklara, sahip olduğumuz kaynaklara daha bilinçle yaklaşacakları, korumak anlamında. Çok daha bilinçle yaklaşacakları anlamda ama belki de bu insanoğlunun hayatta kalma güdülerinin en önemli taraflarından bir tanesi olarak evet bir takım şeyleri fark ettik, idrak ettik, belki değiştirdik de aynı zamanda ama insanoğlu gene hayata kendi istekleri doğrultusunda, tercihleri doğrultusunda hızla karışma, hızla kaçırdığını kompanse etme. Yaşa gitsin be kafasına geçti herkesin. Derdine girdiğini de görüyoruz aynı zamanda. Tabii biraz önce verdiğiniz örnekler doğrultusunda
İşte Louis Vuitton'un tarihindeki ilk çift sayılı zam yapması aslında çok şaşırtıcı değil. Çünkü hepimiz yani şu anda senelerden beri devalüasyonla ya da işte negatif enflasyonla 2008 yılındaki finansal krizden itibaren negatif enflasyonla ve sıfır faizle ekonomisini yöneten bir Avrupa'ya da bir Amerika var karşımızda. Tabii Covid döneminde o kadar enteresan bir şey çıktı ki ortaya, özellikle gelişmiş ülkelerin şirketlerini ve bireyleri ayakta tutabilmek adına hem yaptıkları direkt yardım, finansal yardımlar, hem de indirek vergi avantajlarıyla yaptıkları indirek yardımların bu sürecin çok yakın bir zamanında çok büyük bir enflasyona, yani çok uzun zamandan beri görülmemiş bir enflasyona sebep olacağını görüyorduk ki bunun en acı reçetelerini belki biraz daha katkılı sebeplerden dolayı aslında biz de kendi ülkemizde yaşıyoruz. Bizim başımızda da ben sektörün bu sene en büyük mücadele edeceği artış oranları olarak enerji maliyetlerimizi ve gıda maliyetlerimizi görüyorum. Ve burada da kalitemizin ya da ortaya koyduğumuz son ürünlerin etkilenmemesi adına da ciddi bir mühendislik yapmamız gerekeceğini düşünüyorum. Tabii bir de Türkiye algısı var ortada her ne olursa olsun. Yani evet, bir lüks seyahat sektörü içerisinde Türkiye'de önemli oyunculardan bir tanesi. Ancak hep Türkiye evet aynı ürünü ben XYZ ülkede, ülkesinde ya da destinasyonunda o tatili geçirdiğimde şu rakamı ödemeye razıyım derken, mesele Türkiye olduğunda hep Türkiye biraz daha affordable, yani kendi şeyinin içerisinde, kendi liginin içerisinde hep biraz daha affordable olma algısını geçemedi. Ben lüks seyahat markaları olarak önümüzdeki en büyük şeyinde hem artan maliyetlerimiz ile doğru orantılı olarak biz de fiyatlarımızın üzerine ister istemez ilaveler yapmak durumunda kalır iken, alt tarafta, arka tarafta hem bu algıyı değiştirici hem de aynı zamanda misafirin gelip o deneyimi alan misafirin tekrar impress olarak ve gerçekten çok mutlu olarak geri dönmesini sağlamak adına ciddi bir kafa patlatıyoruz diyorsun. Ciddi bir dönemi var önümüzde gibi görünüyor. Ama ben bir taraftan da şunu çok siz de tabii doğal olarak sözünüze öyle başladınız. Çok yorucu bir süreç oldu, çok hırpalandığımız bir süreç oldu, kesinlikle evet. Ama zannediyorum ki artık evet Covid bizi çok yordu diyeni dövüyorlar. Çünkü geride kaldı yani. O artık bitti. O şeyi kapatıp önümüze hızla bakmamız gerekiyor gibi görünüyor. Yarış çok hızlı başladı çünkü. Çok teşekkürler. Murat Bey, peki sizden alalım aynı şekilde. Merhabalar herkese. Ben de bir teşekkürle başlayayım. Uzun bir aradan sonra böyle kalabalık bir ekiple yüz yüze bir araya gelmek gerçekten bizim için son derece keyif verici. Gökmen Bey'e ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettiği için ve katılımcılara da teşekkür ediyorum. İlgiyle bizleri dinledikleri için. Şimdi birkaç konuya değindiniz. Louis Vuitton tabii ki çok önemli bir marka. Çift taneli bir fiyat artışına gidiyor. Doğrudur. Onların esas bunu baz aldıkları, yani zaten pahalı olan, lüks olan bir markanın maliyet artışları nedeniyle fiyatlarını yükseltiyor. Hem bunun otelcilik endüstrisine demin Ece Hanım da bahsetti, siz de bahsettiniz. Türkiye'de zaten artan çok büyük maliyetler var. Kaya Başkanım demin en önemli hazinemizin insan kaynağımız olduğundan bahsetti. Bu hazinemizi biz pandemi döneminde işte kurye şirketlerine yitirdik. Şimdi Orta Doğu'ya yitiriyoruz. Bu ekibi bizim tekrardan toplamamız lazım. Çünkü lüksün içinde en önemli unsur COVID sonrasında daha da artan bir seviyede yaşanılan deneyim.
Yani bir lüks tüketim malzemesine insanlar eskiden de COVID öncesinde de önemli paralar veriyordu. Ancak şimdi COVID sonrasında daha ruhani, daha insanın duygusuna hitap eden konulara, deneyimlere daha fazla öncelik verecek tüm lüks arayanlar. Onun için biz insan kaynağımızı, bu lüksü misafirlerimize sunacak olan insan kaynağını elimizde tutmamız gerekiyor. Onları geliştirmemiz gerekiyor. Önceki panellerden de duyduğum insan kaynağı gelişimine yönelik atılan adımlar son derece ümit vaat ediyor geleceğe yönelik. Şimdi baktığımızda bir dikkate almamız, eğer future'dan bahsediyorsak, ana konu gelecekse, biz yeni kuşakları da kucaklamamız gerekiyor. Onların da beklentilerinin nasıl değiştiğini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü yeni kuşaklar, millennial'lar, Z jenerasyonu artık gelecekte bizim tüketicilerimiz olacaklar. Onların lükse bakış açısı da çok enteresan bir şekilde değişiyor. Çünkü bunun içerisinde sustainability, yani sürdürülebilirlik, markanın bir dokusu olması, buna ilaveten bir hikayesi olması son derece önemli bir hale geliyor. Markalarımız, ki burada Uğur Bey de birazdan mesela bahsedecektir, farklı alt markalar yaratıyorlar. Çünkü gençler artık eskisi gibi bir markaya sonuna kadar tutunup ömürleri boyunca hep o markadan almıyorlar. Alt markalara ihtiyaç duyuluyor ve o bağı güçlendirmek için farklı markalarla sektörde yer almamız gerekiyor. Bu hospitality sektöründe de aynen böyle. Birçok alt markalar yaratılıyor. Sonuç olarak biz hem gençleri sustainability ve o duyguyla kendimize bağlayabileceğimizi düşünüyoruz gelecekte. Artık kendi sektörümüze yönelik olarak da deneyimlere öncelik vererek kişilerin bu COVID süresince erteledikleri, buna da revenge turizm deniyor. Yani bir intikam alacak insanlar. Onun için biz bu sene artış görüyoruz tüm rezervasyonlarda. Çünkü yıllardır biriktirdikleri, bu iki yıldır biriktirdikleri tüm o deneyim arzularını şimdi bu sene tekrar hayata geçirmeyi hedefliyorlar. İnşallah da tüm sektörümüzü, Antalya'mızı, Türkiye'mizi intikamlarını bizden alsınlar. Bizden alsınlar. ben biliyorsunuz divan grubundayım. Koç topluluğunun bir parçası. Çok uzun yıllardır. Şimdi geçenlerde bir toplantımız oldu. Ben aynen şöyle ifade ettim. Geçtiğimiz iki yılda biz cüzdan payında bütün otelciler, restorancılar olarak bayağı geriye düştük. Herkes işte Koçtaş'a gitti, evini değiştiriyor. Çünkü evinden çıkmıyor. Tabii. Televizyonunu yeniledi, işte para biriktirmiş, ikinci aracını almış. Şimdi it's our turn, değil mi? Sıra bizde. Buyurun dedim, sizin cüzdan payınıza biz talibiz inşallah. İyi bir sene hepimizi bekliyor olacak. Hem gastronomi, hem turizm, hem konaklama sektörü olarak ümitlerimizi muhafaza ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Uğur Bey. Ben de öncelikle teşekkürle başlayayım Gökmen'e. Gerçekten eşi ve dostu, arkadaşları, uzun süredir görüşemediğimiz eski dostları burada görmek çok sevindirici. Çok zor dönemlerden geçtik. Ama lüks gerçekten pandemi bence herkesi bir şöyle silkeledi. Yani lüks her zaman oradaydı. Ve dediğin gibi yaşa gitsin, hayat bir gün o da bugün gibi deyimler duyduk. Şuursuz deyimlerle. Aynen ve herkes gerçekten daha da fazla harcama, Murat da bahsetti, revenge tourism diye bir sektör çıktı. Yani sektör değil de gerçekten iki sene ya da bir sene evde durup da parasını harcayamayan, yarın öleceğim korkusuyla olan o kadar zengin arkadaş ya da zengin kişiler hep lükse odaklandı diyebilirim. 2019'da 666 dolarmış kişi turistin harcadığı para. 2021'de 830 dolara çıkmış. Ve bizim grupta da lüks markalarımızda %30'a varan rate yükselişleri oldu. Hı hı. Ve son 20 senenin en yüksek rate'lerini yakaladık diyebilirim lüks markalarımızda. 2019'da 50 milyon turist gelmiş. 2020'de 16 milyona düşmüş.
2021'de 31 milyona çıkmış ama bu 31 milyonun %80'i kendi rezervasyonunu yapmış ilk defa tarihte ve %20'si de paket ya da ajantalarla seyahatini yapmış. Bu neyi gösteriyor? Herkes gerçekten istediği gibi, istediği odalarda, lüks büyük odalarda daha da fazlasını ödeyerekten, daha da fazlasını harcayaraktan iyi yerlerde kalma isteği çıktı. O yüzden 2022'den çok olumlu bakıyoruz. Ben ve grubum adına Accor biliyorsunuz 42 markamız var ve hala markalarımızla büyüyoruz. Bahsettiğiniz gibi son zamanlarda lifestyle dediğimiz daha da yaşam, entertainment, gastronomi odaklı markalar alıyoruz. En son Paris'teki Club Lido bile bizim bünyemizde geçti. Cipriani olsun, Scalini olsun, artı restoran gruplarına da odaklanıyoruz ki komple bir turizm veya bir luxury experience'i misafirlerimize sunalım diye. Hı hı. Bu hepsi tabii ki çok güzel ama sabahtan beri konuştuğumuz gibi ekipsiz olmayacak bir şey, luxury. Ve eskiden IQ veya ne kadar akıllı olursan işe alınırdı. Şimdi bizlerin tek baktığı EQ ki gerçekten bizim sektör luxury daha da duygusal yanaştığımız için misafirlerimize para ikinci veya reitler düşündüğümüz kazancımız her zaman ikinci planda kaldığı için o duyguyla misafirlere yaklaşacak kişileri ve personelimizi veya gelecekteki Z Future, bütün bu otelciliği yapacak arkadaşlar gerçekten gönlüyle varsa luxury devam edecektir. Yoksa o kadar oteller var biliyorsunuz, her yer altın kaplama, her yer ama ruh yoksa, eğer oradaki luxury, oradaki duygusal veya size dokunuş yoksa hepsi inanın boş kalıyor. Louis Vuitton veya lüks markalardaki fiyat yükselişi hala bence devam edecek. 2022'de de biz öngörüyoruz. 2023'te biraz da catering biznesi, toplantı biznesi de geri dönmesiyle şu anda Türkiye bence dünyanın önemli noktalarından biri olacak. Şu andaki yaşadığımız rate ortalamasıyla da bence cennet diyebiliriz turizm için. Peki şimdi Murat Bey'in söyleminden yola çıkarak aklıma şöyle bir şey geldi. Eskiden lüks ağırlama sanatında şöyle şeyler vardı. Hoş geldiniz Murat Bey, eşiniz nasıl? Çocuklar büyüdü mü? Lise devam ediyor mu? Bu bize kendimizi özel hissettiriyordu. Diyordu ki ya Murat Bey beni unutmamış. Aslında Süleyman Demirel'in taktiğidir de yıllar önceden keşfedilmişti ama bizim için önemli. Şimdi bir kebapçıya bile gittiğinizde artık bu sorularla konuşabiliyor sizinle. Yani o işi artık kebapçılar bile yapabilir hale geldi. Şimdi burada yine Ece Hanım'a başlıyorum. Evet, lüks ağırlama sanatının bir dili var. Bir Z kuşağı geliyor. Bence geldi bile zaten. Çünkü onlar da evde belirleyici role geldiler artık. Bu pandemiden sonra lükste artık ben rakiplerimden sıyrılmak için şöyle bir strateji yapacağım veya şöyle bir yol benimseyeceğim. Atıyorum restoranlarıma, şeflerime daha çok önem vereceğim. Yatağımı, yorganımı işte daha özel seçeceğim. Yorgan seçeneği, işte yastık seçeneği sunacağım vesaire. Nasıl bir strateji yaptınız? Şöyle ki bizim lüks segmentlerimizin aslında marka kodlamalarında hali hazırda olan unsurları ne kadar doğru ve buna da yönelik olduğunu görmüş olduk bu süreç içerisinde, doğruyu söylemem gerekirse. Çünkü evet hani deneyim gibi sürdürülebilirlik de biraz sakız gibi uzamaya başladı. Yani altını nasıl dolduruyorsunuz? Bu mış gibi yaptığınız ve böyle şeklen söylediğiniz bir şey mi? Yoksa bu gerçekten yaşam tarzınız mı? Çünkü eğer bu markaların, yani özellikle lüks markaların geriden gelen bir hikayeleri ve mirasları vardır. Bir mirasa sahip olmayan, gerçek bir mirasa sahip olmayan, gerçek bir hikayeye sahip olmayan markaların
ben yeni zengin markalar olabileceğini düşünüyorum. Lüks markalar olamazlar onlar. Yani belki moda gibi böyle bir trend gibi. Trend haline dönüşebilirler ama kalıcı bir lüks marka olabileceklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla arkada muhakkak önemli bir mirası, önemli bir hafızası ve önemli bir hikayesi, bir heritage'ı olması gerektiğini düşünüyorum lüks markaların ki rüştünü ispat etmiş bütün markalarda bu şekilde bir şey var arkasında. Bir mirası, bir hikayesi var arkasında. Dolayısıyla bu bir yaşam tarzı aynı zamanda. Yani bir şeyi represent ediyorsunuz siz o hikayenin içerisinde. Ve bir yaşam tarzını represent ediyorsunuz o hikayenin içerisinde. Lüksün kavramı değiştikçe, yani şu anda bir alan bile bir lüks haline dönüştü ise çok acıyor galiba değil mi? Covid bize bunu getirdi aslında. İnsanların küçücük apartman dairelerinin içerisine tıkıştığı ya da şehirlerinden çıkamadıkları, o küçük alanların içerisine birden hapsolmuş hissettikleri, özgürlüklerini kaybettikleri, neye sahip oldukları önemli değil ama özgürlüklerini kaybettikleri o deneyim içerisinde en önemli lükslerden bir tanesinin o alan, yani bir yerde kendine bu tatil için de geçerli bulabildiği alanın ne kadar önemli olduğu çıktı ortaya. Dolayısıyla ben de umuyorum ki Türkiye'deki lüks otelcilik kavramının da 20-30 dönümlerin içerisinde 1000 oda yapmaktan öte doğaya daha saygılı, insana daha çok alan yaratan ve daha gerçekten çevreci, turizmin olmazsa olmazı olan gerçekten çevreci bir bakış açısıyla yapıldığının örneklerini bu derslerden yola çıkarak daha çok alabiliriz. Çünkü bunun ne kadar önemli bir lüks olduğunu dünyada pandemiyi aşarken dünya nüfusunun artık patlamaya noktasına gelmiş ve taşıma şeyini çoktan aşmış vaziyette o insanların üst üste halinin alanı ne kadar çok daha kıymetli hale getirmiş olduğunu da gördük aynı zamanda. Heritage derken, miras derken zaten ister istemez sizin mutfağınız, sizin dokunuşunuz belki. Sizin kullandığınız her şey, yani hamam kültüründen, hamamın wellness'a girme şeklinden, peştemalin dokumasına, bir yemeğin o markanın gastronomik manuelin içerisine nasıl girdiğinden, kullandığınız yatak örtülerinin dokumasına kadar birçok şey, yani o mirası koruma, o hikayeyi koruma aynı zamanda da çok daha fazla ön plana çıkıyor. Biz bunu bu marka kodlarımızın çok önemli bir parçasıydı. Ve bu süre zarfı içerisinde de pandeminin de getirdikleri ile aynı zamanda ne kadar daha ön plana çıkmaya devam edeceklerini, lüks seyyahların, yani lüks seyahati tercih eden misafir profilinin de bütün bu anlam arayışı içerisinde çok daha anlamlı, çok daha amaçlı ve aynı zamanda da o amacın bir parçası, o faydanın bir parçası, o community, o ortak değer yaratan amacın bir parçası olarak seyahatlerini geçirme tercihlerinde bulunduklarını görüyoruz. Dolayısıyla deneyimler de aynı zamanda, evet, o havluyu kullanmak da bir deneyimdir, o yemeği yemek de bir deneyimdir aynı zamanda. Fakat katıldığınız bir aktivite ya da gezdiğiniz bir öğren yerini gezme şekliniz de aynı zamanda bir seyahatin çok önemli bir parçası. Dolayısıyla o anlam arayışının, o anlamlı olmanın bir parçası olmak istedikleri kesin. Daha biz yüksek, de buna göre çalışacağız diyoruz. Daha yüksek harcama kapasitesine sahip olan misafir profilinde. Süper. Bakalım, heyecanla bekliyoruz. Hemen bütün tatilleri ben böyle sizlerle sırayla organize ederek. Harika, bekleriz. Peki Murat Beyciğim, fikir sizden. Aslında sorunun müsebbibi sizsiniz. Siz cevaplayın. Şimdi şöyle, siz güzel bir giriş yaptınız Süleyman Demirel'e. Ruhu şad olsun, atıfta bulundunuz. Bizim memleketimizdeki insanlar
isim olarak anılmayı severler. Bu söyleminiz beni işte biz de demin X'ten Y'den bahsediyoruz. Herhalde biz baby boomerlardanız son demlerinden. Ferdi Özbeğen zamanına götürüyor. Orada şeyde Tarabya'da gidenleriniz belki vardır. İşte Murat Bey de gelmişler eşiyle falan. Şimdi dünya o kadar değişti ki. Şimdi düşünün ki siz bir yere gidiyorsunuz yanınızda birisiyle. Oradan birisi diyor ki piyano çalarken o hoş gelmiş. Şimdi KVKK var. Yani öyle o kadar kolay değil. Ben kiminle gittiğim belli olmaz. Onun için şimdi biz bunlara bakıyoruz. Şuna bağlamak istiyorum. Kişiselleştirme hala çok önemli. Ama bunu tabii artık kurallar çerçevesinde bilgi sistemleriyle yapıyor olacağız. Kişinin geçmiş alışkanlıkları, artık işte doğum gününü bilmek, işte çocuğunun eşini falan onlar önemli değil. Artık bu çok daha ötesine gitti. Biz kahvesini şekerli mi sade mi içiyor bunu artık biliyoruz. Bununla ilgili altyapılarımız var. Bu lüksün içerisinde var olmaya devam edecek. İşte Louis Vuitton'dan başlamıştık. Onlar sizin neleri tercih ettiğini, hangi ürünlerinizi tercih ettiğini biliyor olacaklar. Lüksün içerisinde bu var olacak. Ben süreyi de çok aşmamak istiyorum. Onun için bir konuya daha değineceğim. Buyurun. Kişiselleştirmenin üzerine. O da özgünlük. Demin Canım da çok güzel bahsetti. Ne sunarsak sunalım farklılaşmamız lazım. Özgün bir şey sunuyor olmamız lazım ki kişinin kafasında yer edelim. Yani artık aldığımız ürün belki işte dolaplarda duruyor belli bir süre ama o anıyı biz hep içimizde yaşıyoruz. Sevdiklerimize, dostlarımıza anlatıyoruz. Onun için biz müşteriyi bir şekilde o anda o bahsettiğiniz işte kültürle, dokuyla, tarihçeyle yakalayıp onun zihninde yer etmemiz lazım ki bize tekrar gelsinler. Ülkemizden hep bahsettik ilk iki oturumda da. Yani ülkemiz zaten muhteşem deneyimler sunma yeteneğine sahip. Fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Yani burada bütün çevre o anıları zaten size veriyor. Biz oteller olarak da işte hospitality sektöründe belki alanlarımızla bu etkileşime en iyi şekilde katkıda bulunmamız gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum sorunuz için. Ben teşekkür ederim. Peki Uğur Bey, birçok otele bakıyorsunuz. Akkor'un artık her birine farklı dil yazmak, buradan yola çıkacak olursak, yani herkese ayrı bir dil yazmak, herkese ayrı bir lüks dili oluşturmak zor oluyor mu? Siz onu nasıl aşıyorsunuz? Evet, şu anda 60'a yakın otelimiz var Türkiye'de ve 23'ü İstanbul'da. Ekonomiden bütçe, premium ve luxury ve ultra luxury olmak üzere 42'de farklı markamız var. Benim için her şey, yani çok basit esasında, luxury de olsun, otelcilik de olsun ve gelecekteki otelciliğimiz veya lüksü nasıl, neler yapıyorsunuz dediğinizde ben tek diyeceğim, en büyük yatırımım benim personelim veya ekibim ya da arkadaşlarım ya da ailem diyeyim. İnanın onlar olmadığı süre zarfında isterseniz ne olursa olsun hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Ve benim için future, bence ekiplerimiz, personelimiz ve benim Raffles Genel Müdürü ile konuşmam veya bir İBİS Genel Müdürü ile konuşmam ya da yabancı veya Türk olan genel müdürlerimle konuşmam aynı. Dilimiz bir bence. Ve o yüzden luxury, gelecek, otelcilik, klasik ve basicleri lütfen bırakmadan güler yüzümüzü, cana yakınlığımızı, misafirperverliğimizi ne olursa olsun, pandemi de geldi geçti, bahane etmeden en iyi şekilde yerine getirebildiğimiz süre zarfında Türkiye lider olarak devam edecektir. Ben 25 sene yurt dışında yaşadım biliyorsun. Çin, Dubai, Londra, Portekiz ve farklı kıtalarda hiçbir dili de konuşamadım düzgün. ama dediğim gibi bizim insanın gerçekten luxury'de ya da hospitality dilimiz aynı. O yüzden gelecekte benim tavsiyem ve ricam o olacak. Basic ve klasikleri göz ardı etmeden yapabildiğimizin en iyisini yaparaktan Türkiye'yi hala gerçekten çok iyi otelci arkadaşlarımız var dünyada.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde çok güzel oteller yöneten otelci arkadaşlarımız var. Ve Türk dediği zaman sabah Kaya da bahsetti. Yani Dubai, Katar şu anda hunting. Yani bizim Türkiye'den benden bile her gün ya şu pozisyonda biri var mı, şu anda biri var mı? Katar dünya futbol şeyine hazırlanıyor. Evet, World Cup. Ve çok büyük bir akım var. Yani Türkiye'den yönetici almak, Türkiye'den otelci almak, Dubai'yi. Çünkü Dubai'ye baktığınızda Hint, Pakistan, Filipin, majority o. Ve Türkler gibi otelci orada gerçekten shining star. O yüzden ne olursa olsun bence hiçbir şeyi bahane etmeden bizim her zamanki gibi cana yakınlığımızı, misafirperverliğimizi, güler yüzümüzü... Klasikler kalsın diyorsunuz. Kalmalı. Yoksa isterseniz en güzel, en modern, en lüks, en pahalı oteli de koysanız hiçbir zaman istediğiniz yere gelemezsiniz diyorum. Şimdi 2 dakika 50 saniyemiz var. Ona göre size üçünüze bir soru soracağım gazeteci olduğum için. Bu kadar lüks konuşuyorsunuz. Ece Hanım çok güzel bir laf söyledi. Dedi ki mış gibi hayatlar satmıyoruz biz lükste. Olanı yani verdiğimiz müşterinin aldığı. Peki mış gibi hayatlar satmıyorsak neden influencerları lüks pazarında kullanıyoruz? Çünkü onlar mış gibi yapıp bize aslında müşteri getirsin istiyoruz. Ama oraya inanılmaz bir bütçe harcıyoruz. İzniniz olursa 2 dakika fazla isteyeceğim. Bence güzel bir konu bu. Bir adam var, biri peynir tanıtıyor, biri lüks bir otel tanıtıyor işte. Burada büyük bir konflikt ve büyük bir para harcaması ve paranın sarfiyatı söz konusu bence gazeteci olarak. Bunu nasıl yöneteceksiniz? Yani gerçekten bedava konaklatarak sizce, çünkü benim şöyle bir anım var, hemen öyle anlatayım, öyle bağlayayım. Bir Bulgari müşterisi bana şöyle dedi. Ben dedi o influencer'da ben o çantayı ve o mücevheri görünce o markadan soğuyorum dedi. O da ayrı bir dili olan bir iş çünkü. İnfluencerları bu manada nasıl yöneteceksiniz? Ece Hanım mış gibi dediği için onunla başlayacağım. Ama kısa kısa alalım, birer dakikalık. Güzel soruydu değil mi arkadaşlar? Biz bunu evet bilmiyorduk bak bu soruyu. Oradan sormadın değil mi? Ya aslında influencer tarafı bu işin bir kısmı diyebiliriz. Pazarlamanın da kodları değişti. Yani biz 4P, 4P pazarlamadan 4E pazarlamaya geçtik aslında ve bunu 10 sene önceden itibaren pazarlama modelleri bu yöne değişti. Yani product, price ve promotion üzerine kurulu pazarlama modellerinden tamamen experience, engagement gibi modellerin olduğu kanallara geçtik. Dolayısıyla aslında influencer dediğiniz yeni yetme meslek ya da böyle bir diyelim şüphesiz ki sosyal medyanın aşırı derecede kullanımıyla insanlara ulaşabileceğiniz en sık ulaşabileceğiniz bir mecra haline dönmesiyle birlikte birden influencerlık diye bir meslek oluştu. Tabii her şeyde olduğu gibi burada da işin cılkını çıkması geride kalamazsınız. Kalsanız geride kaldım diyorsunuz. Son derece hızlı oldu. Bence yani nasıl siz bir marka olarak reklamınızı daha önceki klasik modellerde ya da mainstream medyada nasıl yapmayı tercih ediyorduysanız aslında sosyal medyada kendi dilinizle ya da bazı influencerlar ile nasıl var olacağınıza, onu nasıl kullanacağınıza, onun dozunu nerede bırakacağınıza gene aslında markalar olarak kendiniz karar veriyorsunuz. Yani burada eğer markanın duruşu bir moda yaratıp bir hava gazı civa gibi bir şey insanların gözüne dediğiniz gibi yani sucuk tadan influencerla birbirine karışmaya başlıyorsa ve her şey yapılıyorsa anlamda zaten onun inandırıcılığı ya da onun ikna ediciliği de azalıyor. Tüketici ya da misafir ya da müşteri de zaten bunu bu şekilde
yargılıyor. Daha seçici influencerlarla çalışılabilir. Evet, ben bunun kendi içinde de zaten bir eliminasyona hali hazırda girdiğini düşünüyorum, doğruyu söylemem gerekirse. Güzel soruydu. Teşekkür ederim. Güzel soruydu. Güzel soru çıkardık. Güzel cevapladınız. Murat Bey. Harika bir soruydu. Benim de çalışma arkadaşlarım çok iyi biliyor. Çok hassas olduğum bir konu bu. Çünkü aynı şikayetten. Tüh, ben de acaba divanı influence edebilir miyiz diye soracaktım ama. Şöyle bir şeyimiz var. Ben buradaki panelist arkadaşlarımın da takipçileriyim. Hem kurumlarının hem artık belki bireysel olarak da takip ederim. Şimdi kurumlara baktığımızda aslında influencer var, influencer var demek istiyorum. Yani buradaki arkadaşlarımın otellerinde veya divan otellerinde, divan restoranlarının promosyonunu yapan influencerlar öyle bir oraya bir öbür tarafa gidip işte bir sucuk tattım, öbür tarafta yani Burger King, yani iyi markadır, severim, yanlış anlaşma olmasın ama hani bir tarafta bir fast food tanıtıp diğer tarafta da sushi yemesi o biraz ters oluyor. Şimdi burada iş algıda bitiyor. Algıyı da biz yönetemiyoruz. Yani bu yeni jenerasyon aynı sizin söylediğiniz gibi bu ayrışmayı yapacak. Yani yavaş yavaş daha seçici davranacak takip ettiği kişilerde de. Ama bu bir süreç. Yani ne yazık ki sizin dediğiniz gibi burada artık bir çoklanmışlık var. Bunun yavaş yavaş elimine olması gerekiyor. Ve bu süre sonunda da influencing her zaman önemini devam ettirecektir. Elimizde bu iPhone'lar veyahut işte Android telefonlar olduğu müddetçe. Yani bizlerin de, bize de düşen var. Burada daha seçici olmamız lazım. Bazı mikro influencerlara eğilmemiz lazım. Yani belki 2,5-3 milyon tane takipçisi yok. 30 bin, 40 bin tane takipçisi var ama bunları artık sistemler algılıyor. Hangi takipçi gerçek, hangisi değil. Hangi influencer daha fazla etkileşim yaratıyor. Bunların uzmanlıkları var. Bunu iş edinmiş ajanslar var. Bu sayede bence bu da diğer pazarlama araçlarında olduğu gibi bir dengeye oturacaktır diyorum. Herhalde önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Teşekkürler. Evet, son söz sizde Uğur Bey. Ben fazla söylemeyeyim. Murat ve Ece bahsetti. Bence bir opsiyon. Herkes yapmak zorunda değil. Ve yapan ya da davet eden kişi de herhalde gerekli çalışmasını yapmış olmalı. Dediğin konuları yaşadığımız çok oluyor. Ama metaforun veya digital dünyayı konuştuğumuz bir yerde bence fazla da şey kalmayacak, trend olarak geçecek diye düşünüyorum. 5 sene önce biz Çin'de gelmeden buraya biz daha o zaman dijital turlar yapmıştık otellerimizde. Geçtiğiniz zaman, ismini de unuttum, görüntü çıkıp size oteli anlatıyordu. Yani şu anda metaforu konuşuyoruz. Şu anda dijital dünyayı konuşuyoruz. Şu anda yani bu sabah konuşuldu, evden çalışma konuşuldu, ofisler artık eve taşınıldı. Artık herkes her yerde proaktif ve produktif. O yüzden onlar da bence belli bir süre sonra trend olarak geçecek diye düşünüyorum. Ama opsiyon bence. Peki, çok teşekkür ederim. Konuklarıma çok teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ederim. Lüks efendim demokrasidir, unutmayalım. İyi günler diliyorum. Evet. Hold on.